Parlak çekmeyi unutma. Evet, abi Pakal'ın Şuhut Sina'da antik kenti ve vatan kavramına değer veren tüm takipçilerimiz. Bugün yine daha önce Twitter'da Kuvayi Milliye'nin izleri bloğunda paylaşılan bir koordinat vardı. Afyonşuhut Yarışlı Köyü'nde Türk savunma siperleri olarak Kuvayi Milliye'nin izleri Süleyman Duman Komutanım uydu görüntüsünü paylaştı. Şuhut'un Yarışlı Köyü'nün üstünde Kurtuluş Savaşı'na ait siperler olduğunu, bu siperlerin olası bir Şuhut işgaline karşı 1921 yılında savunma hattı olarak ve çay tarafından gelecek olan tehlikeyi de durdurma ihtimali olarak kazıldığını ve bugün de hala var olduğunu koordinatıyla belirledi. Haftalardır buraya gelmeye uğraşıyordum. Lakin işlerimizin yoğunluğundan bir türlü gelememiştik ama bugün yarışlı siperlerini bulduk. Şimdi sizi Kurtuluş Savaşı'ndan o günkü 1921 yılında yapılan Şuhut Yarışlı Köyü üstündeki mevzilere getirdim. Şu anda mevzinin içindeyim. Şu an benim yürüdüğüm yol, bakın gördüğünüz gibi siper, uzun bir siper, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda. Bir kısmını yürüyeceğim sizler için. İşgal yıllarında Yunanların Afyon'u işgal etmesiyle birçok ilçe işgal edildi. Dolayısıyla Şuhut işgal edilmek üzere bir hazırlık yapılmıştı aslında ama Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusu yenilince Şuhut'u işgal etmekten vazgeçti. Lakin daha öncesinde Şuhut'ta Yarışlı Köyü üstünde her Yunan hattının karşısına olduğu gibi burada da bir savunma hattı yapılmış. Şu anda ben siperlerin içindeyim. Bazen söylediğimde kızıyorlar ama Şuhutlu bakar tarih yatar diyorum. İşte tarih yatıyor. Şuhut'ta Kurtuluş Savaşı siperi olduğunu biz daha öncesinde bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Ufak Efeköy üstünde ve Azıkara üstünde Karacören'de bazı siperler bulduk ama bu denli geniş çaplı bir siper olduğunu ben bile bilmiyordum. Süleyman Duman komutanım koordinat atınca hemen geldik ve şu an tam Şuhut'un üstündeyim. Bakın tam bulut gibi gözüken yer Şuhut. Sağdaki küçük yerleşim yerleri gözüken yer Yarışlı. Önümde bir taş ocağı ve şu an Türklere ait, yani atalarımıza ait siperlerde yürüyoruz. Araçla gelmek açık ve net söyleyeyim imkansız. Arazi aracınız veya motosikletiniz olacak. Tekrar ediyorum. Kurtuluş Savaşı'na ait siperlerdeyiz. 1921 yılında kazılan Şuhut'un Yarışlı Köyü üstündeki milli mücadele dönemine ait siperlerin şu anda içindeyiz. Twitter grubunda Kuvayi Milliye'nin izleri bloğu bu siperleri koordinat olarak atmıştı. Saygıdeğer Süleyman Duman üstadım, komutanım. Daha önce kendisi Kocatepe'nin alt yüzeyinde 50 metre kadar altında bir siper keşfetmişti. Yine onu da ilk fotoğraflayan bizdik. Süleyman Duman komutanımın vasıtasıyla. Bugün de Habib Pakal'ın yine Şuhut'taki Kurtuluş Savaşı'na ait siperleri buldu. Tarih yatar. Bizim memleket bakar demeyelim. Bunları canlandıralım. Bunlar savunma hattı, savaş hattı değil bakın. Olası bir Şuhut'un işgal durumuna göre 1921 yılında tam karşıda Kocatepe net bir şekilde gözüküyor. Kalecik Sivrisi'nin ucu net bir şekilde gözüküyor. Net bir şekilde buradan görebiliyorum. Düşman o dönemde olası bir saldırıyla Şuhut'u ele geçirseydi buradan savunma hattı yapılacaktı. Ve şu an o savunma hattı yapılan siperlerin içindeyiz gördüğünüz gibi. Kamerayı ters çeviriyorum. Ve sizler Kurtuluş Savaşı'nın Şuhut'taki izlerini görmeye devam edin. Bu aslında ben buradan Kaymakam Bey'e, belediye başkanımıza, il genel meclis üyelerimize ve diğer kamu kurum ve kuruluş müdürlerine de seslenmek istiyorum. Bu bizim tarih zenginliğimiz. Bu
buranın gerek milli parklar gerek şuradaki kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekse kültür turizm artık yetkili kimse bu siperleri Şuut'un turizmle özellikle Atatürk evi var biliyorsunuz. Milli mücadelenin son evresi büyük taarruzun başlangıç yeri olan Atatürk evi ile birleştirilerek anlatılması gereken siperler. Bu siper İsalı yoluna kadar devam ediyor. Yarışlı İsalı yoluna kadar. Bakın yol karşıda. Ben devamını yürümeyeceğim. Buradan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi siper hala devam ediyor. 1,5 kilometre uzunluğunda Kurtuluş Savaşı'ndan o dönemde kazılan siperler. Tabii ki bugün dolmuş. Yağmur, su, kar ve küçük kaya parçaları doldurmuş. O dönemde bir siper 1,5 metre. Takipçilerimize bunu bildirelim. Yaklaşık 1,5 metre siperin derinliği vardır. Tabii aradan 100 yıl gibi bir süre geçmiş. Tam 98 yıl olmuş bu siper kazılalı. 1921'de kazıldığı biliniyor. 98 yıl boyunca da şu an içinde yürüdüğüm gibi bakın dolmuş. Şu an tam seviyesi dolu. Yer yer geniş siperler var. Şu an tam geniş bir siperin içindeyim. Şu soruyu sormak gerek. 100 yıldır Şuut'ta böyle bir yer vardı. Biz bu işi 5 yıldır yapıyoruz biliyorsunuz. 5 yıldır mücadelemiz devam ediyor ama 100 yıldır Şuut'ta buraları neden birileri araştırmadı? Bu soruyu da sormak lazım. Biz kendi ilçemizde biliyorsunuz tarih kavramımıza kattık. Yolumuza kendi ilçemizde katarak devam ediyoruz. Artık şu tabı yıkalım. Tarih sahnelerine bakmayalım. Bu sahneleri tarihe katalım, turizme katalım, canlandıralım. Bunlar alelade siperler değil. Bizim atalarımızın bizzat alın teri, eli, vatan sevgisini içeren tek tek her damlasında, her metrekare ve toprağında anısı olan siperler. 1,5 kilometre boyunca devam ediyor. Veli Bey şu an fotoğraflıyor tek tek. Koordinatları tam yerinde. Onaylıyoruz bir de. Aynı koordinatı girdiğimizde bakalım burayı mı verecek? Ona bakıyoruz. Veli Bey koordinat burası mı? Okeyliyor muyuz? Evet. Okeyledi Veli Bey. Eski bir asker olan Veli Bey de burayı koordinatları girdi. Afyon Şuhut Yarışlı köyünde Kurtuluş Savaşı'na ait savunma hattı. Tekrar ediyorum, savunma hattı, taarruz değil. Olası bir işgal durumuna karşı, yani Şuhut'un 1921 yılında işgal edilme ihtimaline karşı kazılmış savunma hattı burası. Düşman eğer Şuhut'u işgal edebilseydi burada Çay İnni tarafına, arkadaki dağlar Çay İnni Hisalı bölgesindeki dağlar, o tarafa doğru geçişini durduracak. Milli mücadelenin izlerini, yani siperlerini bulmaya devam ediyoruz. Biz bu tarihi yaşatmaya devam edeceğiz. Umarım bizim fedakarca kendi imkanlarımızla yaptığımız bu faaliyeti devlet büyüklerimiz devlet imkanlarıyla daha güzel bir hale getirirler. Tek isteğimiz bu siperler yok olup gitmesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane taş ocağı var. Tarihi taş ocaklarıyla yok etmeyelim. Sadece bunu söylüyoruz. Eğer bu ocaklar savaş alanı içindeyse lütfen koordineli bir şekilde faaliyetlerini yok. Biz bu siperleri yok edeceğiz dersek bu tarihi tamamen kendi ellerimizde sileriz. Takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Afyon Şuhut Yarışlı köyü 1921'e ait Kurtuluş Savaşı'na ait milli mücadelenin savunma hattı.